Merhaba sevgili dostlarım, kıymetli arkadaşlarım. Günlük akışımıza başlamadan önce öncelikle bir halinizi hatırınızı sormak isterim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de Allah'a şükür her geçen gün daha iyi oluyorum. Böyle sabah kahvemizi içtikten sonra ne yapacağız? Size onu da söyleyeyim. Ben kışlık bir takım hazırlıklar yapmaya başladım. Pazardan aldığım işte bezelyelerim var, fasulyelerim var. Onları temizleyip paketleyip difrize atmak istiyorum. Gün içerisinde yine zamanımız olur ise güzel bir erik şerbeti yapmak istiyorum sıcak havalarda. İyi gideceğini düşünüyorum. Birazcık mix bir şerbet olacak benimkisi ama gerçekten çok nefis ve çok sağlıklı. Herkesin de bunu yapmasını kesinlikle tavsiye ederim. Öncelikle böyle ufak ufak bir sabah kahvemize devam edelim. Gün çok sıcaktı. İnanın iyi kendinden geçiriyor. Ama yavaş yavaş da güneş gelmek üzere bu tarafa doğru şemsiyeyi açtım. İçeri geçeriz. Bu deliklerimi de orada yaparız. Eğer burası gölge olsa sebzelerimi burada yıkamayı tercih ederim. Ama benim gibi düşünen çok arkadaşım vardır. Sabah kahvesi candır. Bunu da içmeden hiçbir şey yapamıyorum. Dışarı bile çıkamıyorum. Kahvemi içmeden sokağa çıkamıyorum. Arkadaşlarım size şöyle süs üzerlerini göstermek istiyorum. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Bir tanesi böyle oranj. Herhalde bu kırmızı olacak. Bir tanesi yeşil, çok güzel, biliyorsunuz böyle ekmiştik bahçeye, orayı ben şey yaptım, fırın yeri yaptım, barbekü ve fırın yeri yaptım, orada ektiğim şeyleri kaldırdım, böyle küçük bir saksının içerisine ama bunu daha büyük bir şeye aktaracağım çünkü bu artık sığmıyor gibi geliyor bana. Daha böyle rahat olması için biraz daha büyük saksıya koyacağım bunu. Ay şurada minik minikler çıkmış. Ay burada da çok güzeller var. Ay burada da minik. Evet. Ah çiçekleri var. Bakın böyle. Görebiliyor musunuz? Beyaz. Çiçekler var. Böyle alttan alttan çıkmışlar bunlar. Siz çok şekersiniz. Yedi veren bu. Bir tane daha var. Marketlerde süs biberi turşusu olur görürüz. Ya da hamburgercilerde böyle top top turşu, sarımtırak. Onlar da çok nefis olur. Böyle ısırdığınız vakit ağzınızın içinde patlar. Bu çok nefis bir turşu ve biber. Ondan da var. Bunların işte ufak ufak yerlerini bir ayarlamam lazım. Birçok şey yaptım ama hepsini ha deyince olmuyor. Biliyorsunuz benim bir rahatsızlığım vardı. Geçirmiş olduğum kazadan dolayı. Allah'a şükürler olsun bu halime. Değnekleri falan attık şimdi. Ufak ufak. Böyle hafif yürümeyi öğrenen, yeni öğrenen çocuklar gibi ufak ufak yürüyorum. Bu halimize şükürler olsun diyoruz tabii ki. Evet, kahveniz bitti. Hadi şimdi o zaman şeylere başlayalım. Sebzelerimizi ayarlamaya başlayalım. Kaldığımız yerden devam ederiz. Burada yapmaya karar verdim. Çünkü henüz tam sıcak çökmedi. İçerisi buradan daha sıcak. Onun için şöyle hem sohbet edelim hem de bunları temizleyelim diye düşündüm. Pazar bu hafta iyiydi. Ama şeylerde yine farklılık vardı. Domateslerde falan. Bunları yemek yapmayacağım. Oo, çok da güzelmiş içleri. Bunları şey yapacağım. Derin dondurucuya kaldıracağım. Ben sos falan koymuyorum. Bazı arkadaşlarımı görüyorum. Bu taze fasulyelere falan sosunu da direkt hazırlayıp İkisini
beraber kaldırıyorlar. Ben sosunu şeyde seviyorum yapmayı. O an taze yapmayı seviyorum. Hani daha önce de denediğim için çok da güzel oluyor. Hiç yazdan falan dondurmuşum gibi değil yani. Sanki o gün alıp, o gün temizleyip, o gün pişirmişim gibi gayet de güzel oluyor. Evet sevgili arkadaşlarım, taze fasulye tuzla karıştırdım. Yarım saat 40 dakika kadar beklettim. Şu an ellediğimde o dışın hırtlığından sonra daha böyle süngerimsi bir yapısı var. Zaten rengi de hemen dönüyor gördüğünüz gibi. Böyle sarımtırak ve yeşilimsi gibi alacalı bir renk alıyor. Bu benim için tam olması gereken bir kıvamda. Bunu 4-5 su yıkadım çünkü bayağı bir tuzlamıştık. Tuzu iyice bir gitti. Şimdi bunu ben hemen buradan bana 2 yemeklik fasulye çıkar. Bunu hemen şeye alayım. Buzdolabı poşetimizin içerisine alayım. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi erik ve biraz da üzüm var. Bunlardan şerbet yapacağız şimdi. Nefis bir şey oluyor. Lezzeti harika. Dolabımızda da mis gibi tutarız. Çocuklarımıza veririz, tertemiz, misafirimize veririz, kendimiz içeriz. Bu sıcak havada inanın, geliyorum, su içiyorum, soda içiyorum. Halen bir eksiklik var, halen bir şeylere vücutta açlık var. Çünkü vücut sürekli su kaybediyor. Sürekli su kaybediyor. Allah yardımcımız olsun, çok sıcak. Çok sıcak. Kışın bunu yaparken ben direkt sosunu hazırlıyorum tencerede. Sosun üzerine poşeti yırtıp direkt bunu attığım zaman kısık ateşte gayet güzel oluyor. Sanki aynı gün aynı saat temizlemişsiniz gibi. Ve harika oluyor. Bunu da hallettik şöyle. Bunlar da şimdi doğru buzlu. Hadi bakalım. Şimdi 1 kilo eriğe 1 su bardağı şeker koyuyoruz şerbet için. Öncelikle ben 2 tane vardı bu kaptan. Bunun bir boşluğunun ölçüsünü alayım. 80 gram falan. 87, 90 de. 90 gram. Bunun üzerine koyuyoruz. Süper. Tam 1 kilo. 1080 küsür. Tam 1 kilo geldi. 80 küsürü düşersek 1000 gram. Okey. Demek ki 1 su bardağı şeker koyacağız. Ama keyfe keder bu. Siz tadına bakarak da şeker oranını artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Öncelikle buna bakacağız. Hadi şimdi o zaman yapılışına geçelim. Ne dersiniz? Şöyle bir tenceremin içerisine önce erikleri. Ben bunları dün akşam çok güzel yıkadım. Ayıkladım bazılarından. Biliyorsunuz ki bunlar şeyle, çekirdekleriyle beraber içine koyuyoruz. Bazılarının sapları var, onları ayıklıyoruz. Şimdi bu üzümleri de ben elimde kaldı biraz. Onları da şöyle sapından kopararak koyuyorum. Hiçbir zararı olmaz, bence güzel de olur. Sapları çok önemli değil, hani minik sapları. Nasıl olsa kaynadıktan sonra süzgeçten geçireceğiz. Önemli olan bunun üzerine şekerini ve ne kadar su ekleyeceğiz. Daha sonrasında kaynama esnasında bunu da göstereceğim tekrardan. Evet. Şimdi böyle yukarıdan size göstereceğim. Şöyle 1 su bardağı. Şu şekilde üzerine boşaltıyoruz. Şimdi bunun üzerine suyunu ekliyoruz. Su da üzerine geçecek kadar olacak. Şimdi altını açıyoruz. Elinizde böyle biraz süresi geçmiş meyveleriniz
var ise hani kokmadan, çürümeden baktığınız tüketemiyorsunuz da bu şekilde sıcak havalarda mis gibi bir içecek yaparsınız kendinize, harika olur. Kaynasın, kaynadığı zaman görüşürüz. Kaynamaya başladı sevgili dostlarım. Şöyle bir açayım. O köpürüyor da. Biraz fazla köpüğü varsa onu üzerinden almamız lazım. Şöyle beyaz beyaz köpüğü. Biraz alalım. Birazcık böyle dış kabukları falan soyulmaya başlanmış. Erikleri güzel ezilir ama daha böyle suyunun helvelenmesi, ağdalı olması lazım. Biraz daha kaynasın. Şöyle kenarda oluşan beyaz köpüklerini katıyorum. Gayet güzel kaynadı sevgili dostlarım. Şimdi altını kapatıp biraz dinlenmeye bırakacağım. Ondan sonra süzgeçten süzeceğiz. Erik şerbetimiz oldu. Kıvamı da gayet güzel. Şimdi biraz dinlendirdim. Hemen süzgecimizi alıp buradan üzerinden süzgeçten geçireceğiz. Şöyle bir güzel süzgeçten geçiriyoruz. Şimdi ben bunları bir kaba alacağım. Sonra sıcak suyu üzerine dökerken bir kez daha hepsini birden süzgecin içerisine dökeceğim. Bir kabın içine boşaltıyoruz. Şimdi son bir kez daha hepsini geçireceğim. Kıvamı, rengi bir harika oldu. Şimdi bunu bir tencereye alacağız ve birkaç saat buzdolabında soğuyuncaya kadar bırakacağız. Ondan sonra serviste yine görüşürüz. Kapatıp doğru buzdolabına. Şerbetimiz gayet güzel oldu. Deneyecek olan dostlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Nefis bir tat, çok light ve bu sıcak havalarda kesinlikle rahat tüketebileceğiniz sağlıklı, sıhhatli bir içecek. Müsaadenizle haftanızı helal edin. Şöyle bir tadına bakmak istiyorum. Enfes. Harika. Hani bir söz vardır, anlatılmaz yaşanır derler ya, böyle buzlu bir şekilde soğuk tükettiğinizde harika bir lezzet. Şiddetle tavsiye ediyorum. Deneyecek olan dostlarıma şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın benim kıymetli dostlarım.